Bir de şu var, Mustafa Cengiz yönetiminin son 2 yılda kulübe yaptığı 800 civarında bir üye var, potansiyel var. Onlar Hazirun listesinde de yayınlandı. Yani kongrede oy kullanacak potansiyele sahip bir 800 üye var. Ve o 800 üyenin de Yiğit Şardan'ın, yani şöyle söyleyeyim, bir defa Adnan Polat da Mustafa Cengiz de bana göre Yiğit Şardan'ı destekliyor. Hani etki etmemek adına Mustafa Cengiz görüşmedim diyor. Evet, görüşmemiştir ama mutlaka dışarıdan desteği vardır. Yani şöyle, Abdurrahim Albayrak olduğu için, yani az önce sen de söyledin, bu yönetimin devamı gibi Yiğit Şardan yönetimi şu anda atkılıların tek adayı diyebiliriz. Çünkü Işın Çelebi çok böyle bir rüzgarla geldi ama listesini çok böyle beğendiremedi sanki. Onun çekileceğini düşünüyorum ben. O çekilince Atkılıların tek adayı durumunda olacak. Eşref Hamamcıoğlu'yla Burak Elmas da liselilerin oyunu bölecek görünen o. Bu durumda o 800 üyenin Yiğit Şardan'dan yana oy kullanırsa, ki zaten 1000-1200 oy alan 6 başkan adayı olduğu için belki 5'e 4'e düşecek. O zaman 1500 oy alan seçimi kazanır. Bu durumda favori olarak sen de aynı fikirde misin? Onu merak ediyorum. Zeki abi şunu Evet. söyleyelim. Yani Galatasaray Kongresi ile ilgili aslında bir gün öncesinde bile, 24 saat öncesinde bile bir favori belirleyebilmek, favori atayabilmek çok kolay değil. Galatasaray camiasının, Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin yapısını düşündüğümüzde, ama şu andaki mevcut yapıda sizin de ifade ettiğiniz gibi Yiğit Şardan, Adnan Polat, Sayın Başkan Mustafa Cengiz, bunlar blok oy kapasitesi olan isimler Evet. camia içerisinde. Ve şunu da söyleyelim, Galatasaray'da bu gerçekleşecek seçimde, ki gerçekleşeceği henüz kesin değil ama 1 Haziran itibariyle bu durum açıklanacak. Gerçekleşmesi artık daha yüksek ihtimal. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Özellikle Sayın Abdurrahim Albayrak'ın mevcut bir listeye katılması bizim açımızdan burada önemli bir ipucu veriyor. Bu gerçekleşecek seçimde katılımın 3500-3600 civarında olmasını bekliyoruz. 6 aday var. 1000 oy Galatasaray'da başkanlığı belirleyecek bir oy sayısı olarak gözüküyor. Son 3 senede, siz az önce söylediniz, Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in yönetimi döneminde yaklaşık 800 isim Galatasaray Genel Kurulu'na yeni olarak üye oldular. Bunların oy kullanmasının önünde de hukuki olarak, Galatasaray tüzüğü olarak herhangi bir engel bulunmuyor. Aslında merak edilen konulardan bir tanesi de buydu. Çünkü Mali Genel Kurul'da bu üyelerin genel kurula sunulması ve onaylanması gerekiyordu. Daha önce bu konuda bir takım soru işaretleri vardı ama bugün itibariyle hukuki olarak ve Galatasaray tüzüğü olarak bu 800 isim Galatasaray'ın 19 Haziran'da eğer gerçekleşirse seçiminde oy kullanabilecek durumda olacaklar. Bunlar tabii ki blok oy anlamında Sayın Yiğit Şardan'a avantaj sağlayan durumlar. Ama işin diğer tarafına baktığımızda Sayın Abdurrahim Albayrak'a da bir takım tepkiler var. Genel kurulu üyeleri içerisinden, oy kullanacak isimler Hazirun içerisinden bir takım tepkiler var. Bunlar tabii belirleyici olacak. Bugünden bir favori belirleyebilmek, bir kez daha en baştan söylediğimi tekrarlayayım, favori belirleyebilmek çok kolay değil ama Yiğit Şardan, Abdurrahim Albayrak ve kendisinin listesi oldukça güçlü bir şekilde bu seçime girdiler. Hatta siz az önce söylediniz Mustafa Cengiz'in Yiğit Şardan'la görüşmediğine dair Hürriyet Gazetesi'nde yer alan beyanlarıyla ilgili, onu destekleyecek bir şey daha söyleyelim. Bu yapı aslında, bu liste uzun süredir hazırlığı yapılan bir listeydi ama başında Sayın Yiğit Şardan'ın olup olmayacağıyla ilgili bir takım soru işaretleri vardı. Başka bir isim altında, başka bir aday altında da toplanabilecek bir listeydi bu. Ama Sayın Yiğit Şardan'la son olarak karar kılındı. Biraz da Adnan Polat'ın işaretiyle gerçekleşen bir durum bu. Ve bu nedenle güçlü listelerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Ama tabii ki diğer adaylara da saygı duymakta fayda var. Özellikle bir önceki süreçte, bir önceki açıklanan takvime uygun olarak adaylıklarını açıklamış olmaları Galatasaray Genel Kurulu'nda ayrı bir durum oluşturuyor. Mevcut yönetimden Sayın Okan Böke voleyboldan sorumlu yöneticiydi. En başından beri Mustafa Cengiz'in yanında yer alan isimlerden bir tanesi. O da 7 Mayıs'a kadar adaylığını açıklayan isimlerden bir tanesine oyunu vereceğini söyledi. Burada tabii ki bir takım farklı düşünceler ortaya çıkıyor ama Yiğit Şardan ve ekibinin oldukça güçlü, oldukça iddialı bir şekilde seçime gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz Zeki abi. Şimdi Emre Kaplan, kapatmadan önce bir de çok konuştuk, başkanlık konusu tabii merak ediliyor. Seçimde takip etmek de bir yandan keyifli, bir yandan da böyle başka şeyleri konuşmak için hep önünde bir engel oluyor ama bir yandan da sen de söyledin, Zeki Uzundurukhan da söyledi. Mevcut yönetimin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transfer çalışmalarını yürütmeye çalışıyor.
Yunan basının bir iddiası vardı. Galatasaray'ın maaş yükünden kurtulmak istediği oyuncular var. Şu anda en taze haberler nedir transferle ilgili Galatasaray'da? Orayı da bir toparlarsan izleyicilerimiz eminim merak ediyorlardır. Kimin durumu ne olacak, kim gündemde? Onları da bir aydınlatmış olalım. Melike, aslında çok önemli bir duruma parmak bastın. Galatasaray taraftarları ya da genel futbol kamuoyu bu aylarda transfer konuşmayı çok daha fazla tercih ediyor. Bizim açımızdan da aslında sıkıntılı bir durum var. Çünkü transfere dair çok net ifadeler kullanamıyoruz. Şu anda Galatasaray'daki yönetim belirsizliğinden ötürü, ama tabii ki bir takım görüşmeler var. Özellikle maaş yükünden kurtulmak istediği isimlerden bir tanesi Galatasaray'ın Sofyan Feghouli. Bir sezonluk sözleşmesi var. Bu sezon Galatasaray'a beklenen katkıyı değil, herhangi bir katkı yapabilmiş durumda değil. Menajerler vasıtasıyla yolların ayrılması söz konusu. Bir takım görüşmeler yapılıyor. Yunan basınından bahsettin. Yunan ekibi, Yunan devi Olympiakos'la bir görüşme gerçekleşmişti Sofyan Feghouli için. Ama Feghouli'nin talepleri, daha önce de bunu aslında spor gündemi programında ifade etmiştik. Feghouli'nin maaş anlamındaki talepleri Olympiakos'u biraz aşıyor. Biraz da çok istedikleri bir rakamın, istedikleri durumun üstüne çıkan bir durumda. 2,5 milyon euroluk sözleşmeden, yıllık rakamdan 3 yıllık bir sözleşme talebi oldu Sofyan Feghouli'nin Olympiakos'tan. Bu nedenle de Olympiakos Feghouli'ye çok sıcak bakmıyor. Ama Galatasaray'ın da o taraftan, Yunan tarafından Fortunis'le ilgili bir ilgisi, çabası var. Ama Galatasaray yönetimi, şu anda Sayın Abdurrahim Albayrak, şunun altını çizelim, bir takım transfer görüşmeleri yapıyor. Tabii ki kurumlarda, Galatasaray gibi büyük camialarda devamlılık önemlidir. Şu anda bir mevcut yönetim var, bir değişiklik gerçekleşecek ama burada bir devamlılık sağlanacak şüphesiz. Sayın Abdurrahim Albayrak da bunu sağlamaya çalışıyor. O yüzden zaten bu görüşmeler ve bir takım anlaşmalar, daha önce de ifade ettik, Alparslan Öztürk olsun, yine Aytaç Karı olsun, bunlarla yapılan anlaşmalar da bu devamlılığın sonucu ortaya çıkan durumlar. Ama çok ana parçalar üzerinden, transferin ana planları üzerinden görüşmelerin gerçekleşmediğini söyleyelim. Biraz o Haziran'ın ikinci haftası bekleniyor. Yeni yönetime biraz da etik davranarak, yeni yönetime bazı hamleleri bırakma düşüncesi var. O yüzden çok net hamlelerin yapılmadığını söyleyelim. Ama mevcut isimler üzerinden, Feghouli olsun, Falcao olsun, bu oyuncuların kadrodan çıkarılabilmesi için, maliyetlerinden çıkılabilmesi için bir takım görüşmeler var. Falcao için somut bir teklif yok. Feghouli için bu durum biraz daha somutlaşabilmiş vaziyette, ama burada da olumlu bir durum ortaya çıkmadı henüz bugüne kadar. Özellikle Feghouli'nin taleplerinden dolayı Galatasaray'dan 4 milyon euroya yakın bir rakam kazanıyor. Bir sezonluk sözleşmesi kaldı ama kalan kariyerini biraz daha yüksek rakamlardan, daha garanti bir sözleşme üzerinden inşa etmeyi düşünüyor Feghouli. Bu nedenle de henüz ortaya somut bir durum çıkmadı. Son olarak teknik heyetle ilgili, Galatasaray'daki mevcut durumla ilgili de şunu paylaşalım. Fatih Terim şu anda mevcut kadrodaki bütün isimlere bireysel çalışma programlarını gönderdi. Oyuncular belki şu anda topla bir çalışma gerçekleştirmiyor. Top başı yapmaları için biraz zaman var ama bireysel fiziksel antrenmanlarını yapmaları için daha önceden hazırlanan programı tüm oyunculara, kadroda yer alan, tabii ki sözleşmeleri devam eden önümüzdeki sezon Galatasaray'da yer alacak isimlere teker teker gönderdi ve oyuncular da bu program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan. Kolay gelsin sana.